İsmim Burhan Cebeci. Aslen Zonguldak Ereğliyim ama şu anda Şanlıurfa Üniversitesi'nde diyorum size. Burada Harun Üniversitesi'nde akademisyenim Burhan Şımaksağlı. 2014'ten bu tarafa da Kanoizel'le tanıştım. Uzun yıllar ürünlerini kullandım, işi yapmaya çalıştım ama yapabildim mi? Hayır, yapamadım maalesef. Yani 6 yıl daha önce Gold alabilmiştim ama pandemiyle birlikte benim zamanım geldi gerçekten. Çünkü ben dijitalci bir insanım. Dijitali çok severim ve hayranımdır dijitale. Dijitalin içinde yaşarım. Hatta benim ekipten birisi, bilmiyorum başka kimler söylüyor, dijital adam diye lakap takmışlar gıyabımda velhasılı. Ve gerçekten pandemi başladığında benim devrim başladı. Hayallerim gerçek oldu. Çünkü 2015'lerde ben bir kitapçık yazmıştım ekibim için. Orada online eğitimden bahsediyordum aslında. Denedim mi denedim ama benim için tamam zamanı gelmişti ama ekibim için gelmemişti. İnsanlar alışık değillerdi. Yani dijitale, online eğitimlere. Ve rafa kaldırmıştı o projeyi. Nihayet 2014'te, özür diliyorum, 2020'de pandemi başladı. Ha evet, bana lakabı takan kişi şu anda yazıyor orada. Eyvallah Rabbi Hanım. Teşekkür ediyorum. 2020'nin Mart ayından itibaren tabii ki pandemi başlayınca gerçekten bu dijital platformun Zoom'u, Instagram'ı, sosyal medyayı, Facebook'u ve diğer platformları, web sitesi gibi yerleri çok iyi kullanmaya başladım. Zaten kullanmıştım ama yani web sitesinde ötelenme zaten yapıyordum ama işte Zoom çıkınca bu daha da hızlanmış oldu. Şimdi malum şu anda bir promosyon bitti, yaşandı. Görenler gördü, görmeyenler üzüldü, hayıflandı falan filan. Neyse arkadaşlar, neyse ki önümüzde muhteşem bir Malezya promosyonu var. Kimilerine göre bu çok zor gibi görünüyor. Ama arkadaşlar kesinlikle zor değil. Çünkü bakın ben size bir hesaplama yapacağım şimdi. Bunun zor olmadığını göreceksiniz ve tabii ki bir promosyon döneminde benim başka bir şey atmam mümkün değil. Ya, yok kontakmış, yok şuymuş, yok buymuş. Bunlara kadar girmem ya. Niye? Promosyon var çünkü şu anda. Promosyon varken başka bir şey konuşmak abes yani. O bakımdan bu promosyonla ilgili nasıl planlama yapılır? Hatta banner'ın başlığında iddialı bir kelime kullandım. İşte yıkılmaz bir organizasyon kurmanın sırrı veya püf noktası neyse. Böyle bir şey yok da. Hani başlık attım yani. Böyle bir formül yok aslında. Var ama tabii ki böyle basit bir formül gibi değil. Yani o kadar basit değil bu işler. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar Dubai ile kıyasladığımız zaman şimdi Dubai promosyonu bildiğiniz gibi şey aynı. Yani kariyerlerin hat sayıları aynı. Ya yani Dubai'de bildiğiniz gibi Member'dan Diamond'a kadar 3 hattan 5.000 puan istemişti ve bunu 5 aylık süre boyunca 3 ay istemişti. Yine Silver ve Gold'lara 4 hat 5.000 şeklinde ve Crown'lara 5 hattan 5.000, RCA ve üstüne de 6 hattan 5.000 puan şeklinde bir promosyon koymuştu. Şimdi arkadaşlar bu 7.500'e çıktı ve 7 aylık süre boyunca 6 ay istiyor. Üst üste değil. Yani bir ay kaçırabilirsiniz ondan sonra ama 6 ay boyunca bunu yapmanız gerekiyor. Velhasıl ve bu aydan başlatmak lazım kesinlikle. Bakın şöyle bir durum var. Tam bu promosyon açıklandı. Üzerine bam. Ne oldu arkadaşlar? Fiyatlar zamlandı. Peki fiyatlar zamlanınca ne oldu? Puanlar da yükseldi. Yani aşağı yukarı %30 civarında puanlarda artış var. Yani aslında Dubai'den bir farkı yok. Dubai'den tek farkı bunu 3 ay değil de 5 ay yapacaksın veya 6 ay yapacaksın. 2 kat daha fazla yapacaksın. Ama arkadaşlar müsaaden de o kadarcık olsun. Çünkü biz Dubai'de 3 gece 4 gün kaldık. Ama Malezya 9 gece 10 gün. Bunun tam 3 katı. Yani orada 9 gece kalacağız. Dolayısıyla firmanın bunu böyle 5.000 şeklinde yapması mümkün olmazdı. Zaten ben şuna inanıyorum. Yani Dubai'de bile bizim kazandırdığımız puanlar veya işte ciro neyse İnanın bana bu ekibin şeyini karşılamaz. Çünkü toplamda 180 kişi vardı. Oradaki işte rehberler falan birlikte. Ya düşünün yani onlar yediler, içtiler 3-4 gün boyunca. Yani tahmin ediyorum 2-3 milyon belki masraf çıkmıştır yani. Çok ciddi masraf gerçekten. O bakımdan firma zaten Nasa Bey demişti. Ya bu şey değil yani para kazanmak için yaptığım bir şey değil. Bu network'ün kuralı. Bir network firması bunları yapmak zorunda. Yapmazsa büyüyemez. Yani büyümesinin yolu bu. İşte arkadaşlar bunu söyledikten sonra şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Yani
Bunu nasıl planlamamız lazım? Nasıl gitmemiz lazım? Nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Çünkü bu 6 ay boyunca, önümüzdeki 6-7 ay boyunca çok sıkı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Slide hazırlamadım. Arkadaşlar buna vaktim gerçekten yok. Çünkü bannerlara bile son dakika daha güneşe yeni attım açıkçası. Yeni slide'e çevirip güneşe attım şu anda. Şimdi arkadaşlar burada olay şu. Yani bu promosyon tek başına yapabilecek promosyon değil. Yani biliyorsunuz zaman zaman promosyon yaparken ya promosyon dönemlerinde ya diyelim ki senden 5 hat isteniyor. Dördünü yaptın, bir hat boş kaldı. Yapamadın. 5.000 puan çekilebilir. Bakın ben de çektim. Yani Dubai promosyonda 2 ay yaptım. Bir ay boşluk oldu. 3. ay yani 4 hattım yaptım. Bir hattımda şey yok. Ya 5.000 puan eksik. Yani o hat sıfır ya. Çünkü öyle bir hat yoktu. Ne yaptım arkadaşlar? Ürün çektim yani. Sabun çektim. Onları sattık falan neyse. Ondan sonra velhasılı bu yapılabilir. Ama arkadaşlar 6 hattın tamamını, 5 hattın tamamını ürün çekerek yapmanız mümkün değil. Böyle bir dünya yok. Yani tek başınıza yapmanız mümkün değil. Peki ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bunu ekibinizle birlikte yapmanız lazım. Bir kere arkadaşlar şimdi dünyada şöyle bir olay var. Bakın bir süreç içindeyiz şu anda. Bu süreci yönetmeniz lazım. Bakın süreç yönetimi diye bir olay var. Süreçleri yönetmeniz lazım. Şimdi bu süreci biz nasıl yönetebiliriz? Bu sürecin sonunda nasıl kazanan olabiliriz? Nasıl işte Malezya'yı kazanan kişi olabiliriz ki? Arkadaşlar bu süreç öyle güzel bir süreç ki bu sürecin sonunda eğer bu akşam burada bulunan arkadaşlar süreci yönetirse yani Diamond'lar büyük ihtimalle en az Gold. Bakın Diamond'lar en az Gold olur. Gold'lar en az Crown olur. Crown'lar belki RCA olur. RCA'lar belki PCA olabilir. Bakın bu süreçte. O yüzden bu süreci gerçekten çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar dünyada ne yönetirseniz yönetin bunun 5 aşaması var. Yani 5 aşamalı bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Ya tabii ki bu aşamaların hepsi aynı anda gidecek ama birinci aşaması plan. Önce plan yapman lazım. Ya yani bu süreçte hani nasıl bir çalışma yapacağını planını yapman gerekiyor. Plan belli zaten. Plan ne? 6 ay boyunca eğer kariyeriniz Diamond'sa 6 ay boyunca veya Diamond'a kadarsa yani şu an zaten Ruby ve Diamond var burada. Bakın bu bir liderlik eğitimi arkadaşlar. Sizden ricam slide'ım yok maalesef. Slide hazırlama şansım olmadı. Zaten de pek adetim değil bildiğiniz gibi. O yüzden sizden ricam not almanız çok önemli gerçekten. Şimdi birinci aşama neydi? Plan. Arkadaşlar plan belli. Plan yapılmış. Planı kim yapmış? Nasan Bey planı güzelce bir şekilde yapmış. Zaten yani Dubai'de yapmış olduğu plan inanılmaz güzeldi. Yani düşünün normalde hani gün bitmiş, provos tatil bitmiş, pazar günü saat 8'de 9'da havaalanına bizi bırakıp kardeşim uçağınızı bekleyin diyebilirdi. Ama sabahın saat 4'üne kadar arkadaşlar insan bırakılmaz mı ya? İnanın en çok buna hayran kaldım. Hatta Kerim Başkan'la paylaştım bunu. Bu muhteşem bir şey yani gerçekten. Her anını adım adım planlamışlar ve mükemmel gitti. Hiçbir sorun çıkmadı. Sadece bazı arkadaşlar kayboldular. Kendilerini kaybetmeye başardılar bazıları. Çok enteresan bir şekilde. Ondan sonra otobüsü bulamadılar falan. Ufak tefek şeyler oldu ama sonunda bulundular ya gerçi arkadaşlar. Plan ne arkadaşlar? 6 ay boyunca eğer Diamond'dan 3 Member'dan Diamond'a kadar 3 ayrı hattından 7500 bakın 7500 7500 7500 puan çıkarman gerekiyor. 3 ayrı hattından. Eğer Silver ve Gold'sanız 4 ayrı hattınızdan bunu yapmanız gerekiyor. Crown'sanız 5 ayrı hattınızdan bunu yapmanız gerekiyor. Ve RCA ve özel arkadaşlar 6 ayrı hattından 7500 puan çıkarması gerekiyor. Plan bu. Bunu yapacağız. Yani bunu başarmaya çalışacağız. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar bunu? Bunu az önce zikrettiğim gibi tek başımıza yapmamız mümkün değil. Şimdi dedik ya süreç yönetimi. Şimdi ikinci aşaması şu. Tek başımıza yapamayacağımıza göre bunu kimle yapmamız lazım? Ya buna örgütleme deniyor veya diğer tabirle organizasyon. İkinci aşaması organizasyon. Yani kimlerle yapacaksın bunu? Çünkü tek başına yapman mümkün değil. İşte arkadaşlar bu anlamda yapmamız gereken şey şu. Benim gün Güneş Hanım'a da bunu söyledim. Dedim hemen açıyorsun hesabını. Yani Gano Excel'deki hesabına giriyorsun. Ve tek tek isimler üzerine duruyorsun. Hatlarında kimler var? Hangi hattında kim var? Ne kadar aktif, ne kadar pasif? Ya senin bilmediğin insanlar da bulunabilir. Ya, arkadaşlar bu süreçte yapmamız gereken şey şu.
kıyıda köşede ne kadar adamımız varsa yani hesabınızı açıp bunları kontrol etmeniz lazım. Yani aşağı doğru bakmanız gerekiyor. Çünkü bazen ne oluyor biliyor musunuz? Siz diyorsunuz ki adam geliyor Instagram'dan oradan buradan gruba atıyorsun. Ya kardeşim isteyen gelir eğitimlere falan diyorsun. Arkadaşlar istiyor. Yani kişi istiyor. Ama maalesef ya Zoom'a giremiyor ya telefonu Zoom'a uygun değil. Ya şöyle ya böyle arkadaşlar bir şekilde eğitime gelemiyor. Ve sen ne yapıyorsun? Köşede bir yerde unutuyorsun arkadaşını. O bakımdan eski yeni arkadaşlar fark etmiyor. Ne kadar adamınız varsa bunlarla görüşün. Ekibinizde ne kadar insan varsa bunlarla görüşün. Kardeşim bir promosyon var. Ben çalışacağım, para kazandırabileceğim insanları arıyorum. Sen bu işe var mısın? Sormanız lazım. Bakın ben bu çalışmayı tabii güneş ayın pandemi sonrası bana ilk uyulan kişi olduğu için sıfırdı ve çok güzel bir çalışma yaptı kendisiyle. Mesela 6 ay içerisinde Diamond'ını aldığında ben kendisine şunu demiştim. Şimdi yapacağın şey geriye dönüyorsun. Ekibinde ne kadar isim varsa tek tek yazıyorsun kağıda ve bunlarla görüşüyorsun teker teker. Var mısın yok musun diye. Ha varım ama diyenlere bir kenara koy. Bak varım ama diyorsa o yok demektir o. Çünkü ön şartı var. Yok yani yapmayacak bu işi. Yani ne varım ne yokum diyor. Ama sonuna kadar varım diyorsa onu al ayrı bir köşeye koy. Çünkü onunla özel çalışma yapacağız. Bu çalışmayı yaptığında değerli Silver Diamond Direktör Pınar Kızıkulan ve değerli Silver Diamond İsa Onay ben varım demişler. Sonuna kadar sana varız demişler. Ve o gün bugündür hala buradalar. Hala işin içindeler. Hala aktifler. Tekim yani Pınar'ın mesela Dubai'yi gördükten sonra zaten Malezya'ya yani ölümüne artık gitmek zorundayım diyor. Benim için bir kader artık Malezya'ya gitmek yani. Çünkü ufkun geçtiğim çok fazla açtı. Arkadaşlar planlama plan belli. İkinci aşama örgütleme. Kimlerle yapacaksın yani? Bu isimleri belirlemen lazım. Ve arkadaşlar bu insanlarla varım diyenlerle yani görüşün. Kardeşim bak ben özel sana çalışacağım. Sana mentörlük yapacağım. Çünkü arkadaşlar bu iş sadece eğitimle olmuyor. Mentörlük yapmanız lazım. Mentörlük ne? Arkadaşlar her gün görüşmen lazım o insanla. O kişi sana her gün mesela güreş anlamı öyle çalıştık. Her yaptığı her şeyi sordu. Her şeyi sordu. Her şeyi şöyle yapayım mı? Böyle yapayım mı? Grupları kuralım mı? İşte hangi gruba kim ekleyelim vesaire arkadaşlar. Aklına gelir her şeyi sordu. Ve zaten Diamond oluncaya kadar bütün ekibi de ben görüştüm. Teker teker. Hepsiyle görüştüm yani. Ondan sonra. Velhasıl bu çalışmayı yapmanız lazım. Yani adam seçip tabii bu adamı bir seçmeyeceğiz. Kişi ben varım diyecek. Yani kendisi diyecek ki ben varım zaten. Dolayısıyla arkadaşlar bu insanlara belirledikten sonra yapmamız gereken günlük bakın her gün bu insanlarla kesinlikle görüşmeniz gerekiyor. Bakın ben size daha detaylı plan daha vereyim. Bakın daha detaylı plan vereyim size. Şimdi Diamond'sanız eğer kariyeriniz Ruby ve Diamond'sa 22.500 puan oluyor ya toplamda. Ve arkadaşlar sizin günlük olarak bakın aylık düşünmeyin kesinlikle. Günlük. Sizin günlük olarak her gün aşağı yukarı 700-800 puan hesabınız artmalı. Yani her gün bunu yapmanız lazım. Sakın şunu yapmayın. Yani ayın 20'sinden sonra bastırırım da 22 puanı çıkarım. Bu hataya düşmeyin sakın. Günlük çalışacaksın. Ve senin hedefine gittiğini gösterecek olan şey günlük senin puanın eğer 3 ayrı hattından yani diyelim ki bunu 750 puan diyelim. 250 puan şeklinde artmalı arkadaşlar puanınız ve bunun için ne yapmamız gerekiyor? O sizinle çalışacak olan, sizin mentorluk yapacağınız ekibinize arkadaşlar tek bir kelime kullanacağım. Ezmen lazım, sıkıştırman lazım. O puanları söke söke çıkarttırman gerekiyor. Eğer kazanmak istiyorsa, o da gitmek istiyorsa, ben de varım diyorsa arkadaşlar preslemen lazım. Sakın şunu demeyin ha. Sen bir şey olursa beni ararsın. Hayır. Bu süreçte yani şu ana kadar bunu yaptıysan bundan sonra çalışma şeklini değiştiriyorsun. Bu süreçte sen pres yapıyorsun. Kimse o. Yani ekip lideri seçiyorsun. Yani çalışan kimse arkadaşlar. Her gün arıyorsun. Ne oldu? Puanlar ne oldu? Ve arkadaşlar biz tabii insanla çalıştığımız için sonuç itibariyle yani tek tek o listeye belli olacak kimler girmiş, yeni kimler dahil olmuş, ürünü almış mı, almamış mı, başlamış mı, başlamamış mı? Ve arkadaşlar teker teker isimler üzerine çalışma yapmanız gerekiyor.
Ya duruma göre siz devreye girmeniz lazım. Yani kesinlikle arkadaşlar hiçbir kişi şey kalmam, atıl kalmaması lazım bu dönemde. Dedim ya şu ana kadar alt ekibin seni arıyorsa çünkü adet budur ya arkadaşlar. Nedir? Sen mentorsan eğer kişi seni arıyor, işte sponsorum ben ne yapmam lazım? Böyle bir durum ne yapmam gerekiyor? Normal çalışma bu. Ama promosyon döneminde böyle değil arkadaşlar. Tam tersine arayacaksın. Ne oldu? O kişi ürün çekti mi? O kişi kayıt oldu mu? Kaydını aldınız mı? Ne yaptınız falan şeklinde arkadaşlar. Sürekli her gün mutlaka Zoom üzerinden de yapabilirsiniz bunu. WhatsApp'tan da olabilir. Kesinlikle arkadaşlar o kişilere pres yapmanız lazım. Yani o seçtiğimiz olan kişilerle. Bakın birinci aşamayı söylemiştik. Plan. Plan belli. Ama plana gittiğimiz gösteren şey günlük kariyerine göre tabii günlük belli puan çıkarman lazım. Mesela benim kariyerime göre 37.500 puan çıkarmam gerekiyor toplamda. Ya bu promosyon dönem boyunca ama tabii ki puanlar daha şey değil. Yani derli toplu değil maalesef. Güneş Hanım'da var 40 bin puan mesela. Ondan sonra bir hatta var 20 bin puan. Yani dengeli değil puanlar. O yüzden çalışmak gerekiyor. Evet, ikinci aşamamız bu. Günlük belli puan çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de seçmiş olduğumuz insanlara bu sefer mentörlük değil arkadaşlar. Bu sefer teknik direktörlük. Hadi, hadi, hadi pres yapmanız lazım. Sürekli baskı, 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 baskı bu puanları çıkarttırıncaya kadar. Üçüncü aşaması şu. Dedi ki beş aşaması var. Süreç yönetimi beş aşamalı şekilde yapılıyor. Üçüncü aşaması koordinasyon. Uyum yani ekibin çok uyumlu bir şekilde çalışıyor olması lazım. Yani burada mesela sonuç itibariyle siz dedik ya mentor değil teknik direktör gibi sürekli pres yapmanız gerekecek. Görev vereceksin arkadaşlar görev. Ekibe görev vermeniz gerekiyor. Yani ürün çekme konusunda, ekiple görüşme konusunda, işte sponsorluk yapma konusunda plan vereceksiniz sürekli. Görev vereceksiniz. Ve arkadaşlar günün sonunda o görevin neticesini almanız gerekiyor. Bakın özetleyerek gidiyorum slide olmadığı için. Planlama, örgütleme yani diğer bir ifadeyle organizasyon. Üçüncü aşaması koordinasyon. Yani ekibi koordine etmeniz lazım. Uyumlu bir çalışma içerisinde bulunmanız gerekiyor. Ya bunu mesela nasıl yapabilirsiniz? Günlük bir defa Zoom eğitimi yapabilirsiniz. Zoom'da görüşme yapabilirsiniz. Eğitim değil de. Akşam 5'te mesela, 6'da, 7'de neyse ya da mesela bugün biz 20.30'da başladık. Diyelim ki bu program bittiğinde 10'da bağlanıp arkadaşlar günün sonunda ne oldu? Biliyorsunuz zaten 10 iyi bir saat. Puanların da aşağı yukarı yansıdığı bir saat. O saatler puanlar da yansımış oluyor. Günün, o günkü çalışmanın sonucu ne oldu? Çok rahat bir şekilde. O da görmek mümkün arkadaşlar. Bunu günlük yapmanız şart. Eğer o gün planladığınız puan çıkmadıysa yarın bunu zorlamanız lazım. Ertesi günü bunu iki kat çıkarıp bunu telafi edebiliyor olmanız lazım. Bunun için arkadaşlar konumuz kontak değil demiştim ya. Hani kontağa girmeyeceğim demiştim ama şunu yapmanız gerekiyor. Mutlaka o günlerde en az 10 kişiyle görüşmeye yapmanız gerekiyor. Hem siz yapacaksınız hem ekibinize bunu yaptırmanız lazım. Çünkü sayıya ihtiyacınız var. Yani habire sayıya gitmeniz lazım. Koordinasyon böyle yapıyor arkadaşlar. Her gün yani sabahtan bir görüşme yapın gerekirse. İşte akşam 10 gibi bir görüşme tekrar yapabilirsiniz. Gün içerisinde görüşme yapabilirsiniz sürekli. Ne oldu, ne bitti. Ya da birebir telefonla da bunu yapmak kesinlikle mümkün. Şimdi arkadaşlar üçüncü aşaması yürütme. Yürütme. Pardon dördüncü aşaması. Dedik ya planlama, örgütleme, koordinasyon. Dördüncü aşaması yürütme. Ya bunu bir örnekle anlatacağım daha iyi anlayacaksın inşallah. Ve beşinci aşaması ki en önemli aşaması arkadaşlar bu. Planlama, örgütleme, koordinasyon, yürütme. Beşinci aşaması arkadaşlar bu sürecin beşinci ve en önemli aşaması takip. Yani bu denetim, kontrol, planlama, örgütleme, koordinasyon, yürütme ve kontrol. Şimdi ben bunu şöyle bir örnekle anlatmak istiyorum. Kafanıza iyice otursun diye. Bakın mesela ben Urfa'da yaşıyorum. Diyelim ki bir otobüs firması. Mesela Urfa'dan ne olmasaydı? Ekip olması olmaz demişti. Eyvallah. Mesela ne yapıyor arkadaşlar otobüs firması? Otobüsle insanları İstanbul'a taşıyor. Mesela burada bir görev var. Bir otobüsün İstanbul'a gitmesi bir süreç alıyor malum. En az 20 saat sürüyor buradan. Arkadaşlar plan ne?
Otobüs hangi gün saat kaçta çıkacak? Plan bu. Bu planlanıyor arkadaşlar, öyle değil mi? Ya o gün geldiğinde otobüs perona yanaşmış oluyor. Ondan sonra. İkincisi, bu arabayı otobüsü kim sürecek? Dedi ki kimle yapacaksın bu işi? Ondan sonra örgütleme. Yani işte birinci kaptan kim, ikinci kaptan kim, hostes kim, muavin kim vesaire. Bunları belirleme. Üçüncüsü arkadaşlar koordinasyon. Burada koordinasyon şudur. Ya şimdi mesela şöyle dense, dört kişiye at kardeşim siz dördünüz görevlisiniz bu otobüsü götürün dense, ama hangisi kaptan hangisi muavin söylenmese arkadaşlar sıkıntı çıkar. Değil mi? Kimin görevinin ne olduğunu net bir şekilde söylemen lazım. Hangisi birinci kaptan, hangisi önce sürecek, hangisi ondan sonra yatıp tekrar diğer ne zaman gidecek, bunlar belli olmazsa sıkıntı çıkar arkadaşlar. Uyumlu çalışması gerekiyor bu insanların. Ve tabii ki burada görev yetki ve sorumluluklar da son derece önemli. Yani bazen şey oluyor, özellikle devlet kurumlarında. Ya bir iş var mesela, eminim alayınızın başına gelmiştir. Şimdi bir yere gidiyorsun, hatta bizim okulda bile oluyor bazen. Ondan sonra öğrenci bana geliyor mesela. Diyorum valla benim görevim değil. Hani yetkim yok. Ben gönderiyorum öğrencilerine. Öğrenciler diyor ki ben valla bizim de değil. Gidiyor müdür yardımcısına. Müdür yardımcısı tekrar bana yolluyor. Sonra ben diyorum ya kardeşim yetkim yok. Yetkim diyorum. Ondan sonra tekrar işte müdüre şur derken öğrenci dolaşıp duruyor. Resim konuları da böyle. Yani eğer görev yetki ve sorumluluklar net bir şekilde belirlenmezse arkadaşlar işler maalesef yani nerede çokluk orada nokta nokta var ya. Çok kişi var ama kimin ne yaptığı belli değil. Dolayısıyla iş kalıyor. Çok enteresan. Mesela bizim okulda eskiden bir kişi vardı memur. Bir kişi arkadaşlar. Tek bir tane memur vardı. Abi hiçbir iş aksamıyor ya. Tıkır tıkır hepsi yürüyor. Sonra 5-6 memur geldi. İşler aksamaya başladı. Niye biliyor musunuz? O diyor ki benim işim değil ki bu. O diyor benim işim değil, o diyor benim işim değil. Arkadaşlar o yüzden yani mesela otobüs örneğine dönmek gerekirse kimin görevinin ne olduğu, kim kime karşı sorumlu bunu belirlemek gerekiyor. Şimdi şey de belli, hani planlandı. Kimin kullanacağı belli oldu. Görev yetki sorumlulukları belli oldu. Şimdi dördüncü aşama arkadaşlar yürütme. Şimdi o da kaptan arabayı çalıştırdı. Gaza bastı, araba hareket etti. Bakın sırada ne var? Beşinci aşama. Neydi? Takip en önemli aşama. Eğer bu aşamayı yapmazsan bu otobüs İstanbul'da değil şuradan şuraya gitmez. Çünkü niye? Arkadaşlar kaptanın eli daima direksiyonda. Değil mi arkadaşlar? Daima direksiyonda. Yani otobüs en ufak bir rotasına şaştığında hemen ne yapıyor? Rotaya tekrar getiriyor. Bu gemiler için de geçerli, uçaklar için de geçerli. Rotadan sapmasına izin vermiyor. Hemen müdahale ediyor. Yani otobüs biraz yana mı yandı? Hemen müdahale etti, tekrar yola geri çeviriyor otobüsü. Şimdi arkadaşlar bu anlamda bizim işimizde de özellikle bakın koordinasyon meselesi son derece önemli. Yürütme aşaması da son derece önemli. Çünkü yürütme aşamasında yani yürütmeden kastım şu günlük rutin. Hatırlarsanız bu rutin meselesinde benim böyle şöyle bir iddiam vardır mesela. Ya bütün bu başarının sırları İşte vardır ya püf noktaları, sırları vesaire. Bütün bunları toplayın, çıkarın. Tek bir kelimeyle özetlemek gerekirse neydi arkadaşlar? Rutin. Rutin. Çok önemli. Rutin yapman lazım. Her ne yapıyorsan yap, onu rutin yapman gerekiyor. Ve rutinde de ne yazık ki hep sorunlar çıkar. Bakın rutinde sorunlar çıkar. Değil mi arkadaşlar? Ama sorun çıkması iyi bir şey biliyor musunuz? Ben mesela ekibe diyorum kardeşim bana sorunla gel ya. Hani birçok kişi bana sorunla gelme kardeşim der. Hayır ben diyorum bana sorunla gel. Yeter ki sorunla gel. Niye? Arkadaşlar rutin yoksa sorun diyor. Bak Güneş Hanım yazdı. Şimdi sorun yoksa adam zaten çalışmıyor ki. Hani şöyle düşünün bakın otobüs yerinde dursa şeyin önünde garajın önünde bekliyor. Perondan çıkmamış. Ne sorun çıkabilir ki? Hiçbir sorun çıkmaz. Ama yola koyulduğunda başımda gelmiştir. Biraz gidiyorsun ya işte bir yolcu gelmemiş. Haydi. Ya da yolcunun bir ya benim işte falan da bir şantam şeyde kalmış. Hadi bak sorun çıkıyor. Sonra gidiyorsun işte mola yerinde adamın işte biraz fazla kalıyor. Orada burada namazda işte mescitte şurada tuvalette falan. Hadi adam geç hadi bekliyorsun falan. Öteki yolcu da ya kardeşim gidelim bana ne kardeşim ben niye bekleyeceğim onu falan. Hep sorunlar çıkıyor. Bakın günlük rutinde çalışırken ekibimizden sorun çıkıyor mu? Sorun çok çıkıyor. Ne oluyor mesela? Adamın kargosu gelmiyor. Al sana sorun.
Mesela ekibim bir tanesi beni arıyor dün. Hocam diyor, ben diyor 26'sında diyor, 26 Kasım'da sipariş verdim diyor. Ürün daha gelmedi diyor, ayın 10'unda. Arkadaşım, ya bizim firmamız en hızlı çalışan firmadan bir tanesi. Zaten yurt dışı kargo şubesi firmanın içinde. Yani aynı gün olmasa yarın çıkartıyor. Yarın çıkacaksa mesela pazartesi çıkan bir kargo çarşamba sende. Bakın şu an Türkiye'nin en hızlı kargosu yurt dışı kargo. Hata da yapmıyor adamlar. Gerçekten becermişler yani bu işi. Ya en bilemedin en fazla 3-4 gün içinde geliyor kargo. Senin aklın nerede be adam? Bakın sorunla geliyor bana. Ama ben tabii kargom gelmedi, ne yapmam lazım? Dedim versen TR'nin şifreni. Ona söylesen var ya, onu anlatınca damarım çatlayacak yani. Ver kardeşim. Tık 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 hemen ne yaptık? Baktık. Oradan kargo numarasını buldum. Bilmeyen varsa arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Bilmeyen var. Onu söyleyeyim. Bilmeyenler oluyor. Şimdi hesabına giriyorsun. Firma kocaman uyarı asmış. Diyor ki kargo ile ilgili diyor, beni arama diyor. Orada uyarı var. Kargo ile ilgili diyor işte alışveriş sepeti raporlar kısmında işte şeye baktığınız zaman siparişlerinize orada kargo takip numarası veriyor sana zaten. Ne yapacaksın? O takip numarayı alacaksın. Yurt dışı kargonun takip bölümü zaten girer girmez takip bölümü yapmışlar adamlar. O kadar da güzel yapmışlar ki böyle aşama aşama saat gibi gösteriyor böyle. Baktığımda mesela kargosu yolda ama ya geri gidiyor. Ya karma gidiyor. Tabii ki normal bir şey yani. Bakın sorun. Yani ne oluyor işte ekibi ben diyor bundan çalışmam diyor. Ben bunu kabul etmiyorum. İşte bana şöyle yaptı. Egolu davrandı falandır filandır. Ama gerçekten ne oluyor arkadaşlar bu işler? Yani bazen sponsor kendini bir halt sanıyor, tamam mı? Ben sponsorum ya diyor. Ben diyor Rubi'yim kardeşim. Ben diyor buralar benden sorulur. Yemin ediyorum var diyor insanlar. Kardeşim bu çöplük benim diyor. Aynen gruba yazmış. Bir tanesi. Gruba böyle yazmış. Bu çöplüğün horozu benim yazmış. Bir dakika ya. O grupta öğretmenler var. Bilmem kimler var. Ya sen kimsin? Rubi olduğunda ne oldun yani? Ya da ben şey, Kur'an olduğunda ne oldum yani? Arkadaşlar. Bak şöyle bir laf var. Dolgun başakların başı eğik olurmuş. Sen ne kadar bilgiliysen o kadar başın eğik olur. O kadar mütevazı olursun. Tamam mı? Ama ne kadar bilmiyorsan kardeşim ben liderim, ben dersen hep ben dersin yani biz demezsin. Velhasıl arkadaşlar yürütme aşaması gerçekten önemli. Sürekli sorun çıkar, sürekli sorun çıkar. Ve işte bundan dolayıdır ki dedik ya araba yürüyor, gidiyor, sürekli sorun çıkar. Mesela arkadaşlar gidiyorsun yolda, adam senin şeridine geçmiş, al sana sorun. Diğer şeride sen geçsen mi, geçmesen mi? Çünkü geçmişte bunlar yaşandı. Adam bir bakıyor, kamyon kendi şeridinde. Lan şimdi gitse çarpışacak. Diyor ki bari ben onun şeridine geçeyim. O da o anda uyanıyor kendi şeridine geçince. Bu adam ters şeride gidip buna vurmuş oluyor. Buyur buyur. Al sana sorun yani. O bakımdan arkadaşlar sorunlar bitmez. Ya yani yürüyen sistemlerde daima sorun çıkar. Ve işte bu sorunlara sürekli sorunlardan haberiniz olması gerekiyor. Nafsan Bey der ki Türkiye'nin neresinde birisi yellense benim haberim olur. Haber oluyor arkadaşlar, size söyleyeyim. Yani senin gaz çıkardığını biliyor adam. Sistemini kurmuş vakti zamanında. Biliyor. Yani kim onun hakkında ne diyor, kim nerede ne yapıyor, hepsinin haberi var. Dolayısıyla arkadaşlar siz de böyle yapmanız lazım. Ekibinizde kimin karnında gaz var, bunu biliyor olmanız lazım. Çünkü o gaz bir gün çıkacak ve ortalık fena kokacak yani, tamam mı? O olduğunda sorunu çözmek daha zor. Ama işin başında gazını alırsan o kişinin, mesela bunu biz güneşten çok yaşıyoruz mesela. Güneşin karnı bazen doluyor gaz. Patlayacak. Ben biliyorum bir gün patlayacak yani. Hemen ne yapıyorum? Gazını alıyorum ya. Her şey sütme oluyor. Yoksa hani almazsam ekibe patlayacak bu defa. Haklı ama. Ya haklı. Şişirmişler yani. Şişirmişler. Bir şey veriyor, yapmıyorlar bilmem ne falan. Arkadaşlar işte bu anlamda mentörlük burada devreye giriyor. Sizin her şeyden haberiniz olması lazım. Sürekli bakın isim isim dedi ki takip takip yani takip neydi? Şoförün daima elinin direksiyonda olması. Bırakamaz. Bıraktığı anda güme gider. Otobüs bir yere yuvarlanabilir. Nitekim vakti zamanda arkadaşlar ekiplerle bakın bu ekiplerin gazını alamayan birçok lider oldu. Vakti zamanda. Ekiplerle ters düştüler. Yani duygusal şeyler girdi. Şu oldu bu oldu arkadaşlar. Ne oldu ekip? Restini çekti gitti.
Yani ekibinizden birisinden bir sorun kulağınıza geldiğinde arkadaşlar arayın. Sorun. Deyin ki sorun nedir? Anlat bana. Arkadaşlar her sorunun bir çözümü var. Yeter ki o sorun söylensin. Yeter ki karnında bir içinde biriktirmesin. Ve yeter ki siz onunla konuşun. Bakın konuşarak çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Çünkü Cenab-ı Allah insanlara, hayvanlara vermediği bir özellik vermiş. Hayvanlarda yok. Hayvanla her şeyimiz aynı, bir şeyimiz farklı. Konuşmak. Arkadaşlar hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Bu anlamda yani takibi asla bırakmamanız gerekiyor. Yani kulağınıza bir sorun geldiğinde ya bana ve canım ne hal varsa görsene devam gerekiyor. Ya bunun tabii ki şöyle bir olay var. Bakın ben mesela burada hem MC hem de kamerası açık olduğu için Güneş Hanım'ın ekibinde bir sorun olduğunda ben asla ve asla Güneş Hanım'ı aşarak o sorunu çözmeye çalışmam. Güneş Hanım'a derim ki bakın böyle bir sorun geldi bana senin ekipten birisi. Bilgin var mı? Güneş Hanım'daki bilgim yok der mesela. Bazen her şeyi bilemeyebiliyor. Vatandaş direkt bize ulaşabiliyor mesela. Derim o zaman araştır. Ya yani nedir bu olayın aslı nedir? Bir araştırma konuşalım yani. Hani bilgiyi topla. Ne yapmamız gerekiyorsa bunu yapalım yani. Derim kesinlikle Güneş Hanım'ı çiğnemem. Çünkü Güneş Hanım'ı aşarak ben o sorunu çözmeye kalkarsam bu defa Güneş Hanım'ın karizması, liderliği sorgulamaya başlanır. Sıkıntı olur yani. Ha demek ki istersen direktmen işte hocayla çalışabilirim gibi bir anlayış olarak arkadaşlar kesinlikle buna izin vermiyorum ben. Git diyor bir sponsorla görüş. Ki eminim buradaki bütün başkanlar da bütün liderler de bunu yapıyor zaten. Çünkü yani ekibimizin promosyonu korumamız gerekiyor. Çok önemli yani. Bakın mesela Vuslat Başkanımızın bir şeyi var. Banner'da yoksan ben de yokum diyor mesela. Niye? Ya banner demek promosyon demek ya. Promosyonu ben yoksam onun promosyonu niye yapayım yani değil mi? Benim promosyonum düşer o zaman. O bakımdan ya promosyon arkadaşlar her şey demek. Promosyon bir nevi karizma yani tabiri caizse. Promosyonu çiğnetmemek gerekiyor. Bu anlamda özetliyorum tekrar 45 dakika diye düşünmüştüm eğitimi. Arkadaşlar önümüzde bir süreç var. Bu süreci eğer doğru yönetebilirsen süreç bittiğinde emin olun yani hem kariyeriniz bir üst kariyere çıkmış olabilir. Belki 200 kariyere çıkmış olabilir. Çünkü bunu gördük geçmişte. Hem de sanırım 80-100 bin lira civarında bir dünya seyahati, 9 gece 10 günlük bir seyahat kazanma imkanınız olmuş olabilir. Ekibiniz büyür. Onu bırakın arkadaşlar. Kazancınız belki de 15 bin 20 lira çıkabilir. Ya şöyle düşünün. Yani 3 mesela Diamonds'ın 3 7500 çevirdin. 3 attan 7500 çevirdin arkadaşlar. Mesela bunu Royal'den geliyor sen. Royal Diamond'dan geliyor zaten. Ama bunu Silver'dan alıp 3-8 yaptın arkadaşlar. Zaten ne kaldı? 5'er 3 puan. 3-8 yaptın arkadaşlar. Ne oldu? Royal Silver Diamond direktör oluyorsun. Zaten Silver ve Gold'lar için bu hemen hazır zaten. 3 tane 7500 yapıyorsan bunu 500 daha yap. Şeye gir. Royal Silver'a gir. 5-6 bin lira para. Veri kesilmiyorsa belki daha da fazla olma ihtimali var. Ve bunu arkadaşlar 6 ay üstte yapacağınız için sürecin sonunda emin olun. Yani eğer yapabilirseniz bu süreci başarılı atlatabilirseniz ve gerçekten oraya gitmeyi ciddi anlamda isterseniz eğer sürecin sonu sizin için muhteşem bir sonuçta biter. Dedik ki yıkılmaz bir organizasyon kurmanın sırrı bu. İşte arkadaşlar bu. Yani yıkılmaz bir çünkü önemli olan oraya gitmek değil. Tamam sizin gitmeniz önemli ama gitmekten daha çok Halime Başkanım siz bu işi gayet iyi yapıyorsunuz. Gitmekten daha çok yanınızda birilerini götürmek değil mi arkadaşlar? Ya bunu da planlayın yani. Şimdi plan yaparken sadece kendi planınızı değil. Aynı zamanda bu yaptığınız planı ekibinize de yaptırmanız gerekiyor. Şimdi burada mesela Rubiler burada. Ama bütün Rubiler burada mı? Değil. Yani vizyon gruptaki bütün Rubiler burada olsaydı sayı şu anda belki Zoom'umuz 500 kişilik zaten. Herhalde 300 kişi dolardı burası. Ama ne yazık ki bütün Rubiler burada değil şu anda. Hatta bütün Diamond'lar da burada değil. Hatta bütün Silver'lar da değil. Mesela Gülceren Başkan'ın bir ekibi farklı şekilde çalışıyor mesela. Hani bunu yapanlar var oluyor zaman zaman. Hani diyor ki ben ayrı çalışıyorum falan diyor mesela. Baktığı zaman da böyle bir durumlar olmuş yani. Sıkıntı yok olabilir. O yüzden arkadaşlar bu 5 aşamayı lütfen doğru planlayalım. Ve son bir şey daha söyleyeyim. Hani rutinden yola çıkarak günlük yani en az
Ama her gün olmak şartıyla bu işe en az 4-5 saatini vermen lazım. Bakın her gün part-time'ci olsam bile arkadaşlar part-time'ci olsam bile günlük her gün bu işe mutlaka 4-5 saat ayırmazsan arkadaşlar bu iş olmaz. Bir gün yapar, bir gün yapmazsan bu iş gene olmaz. O yüzden planlama, örgütleme, koordinasyon, yürütme ve denetim. Denetim de söylemiştim. Onu da tekrar üzerine ekleyeyim. Denetimde arkadaşlar günlük denetim, haftalık denetim, aylık denetim şeklinde. Hani her gün ne yapmanız gerekiyor? Rapor almanız lazım. Hani görevlendirme yaptınız. Kardeşim senden işte şu kadar puan istiyorum. Senden bu kadar puan, senden bu kadar puan. Arkadaşlar pres. Presleyeceksin ya ezeceksin onu. Ya çalışacak ya bırakacak bu işi. Zaten çalışmıyor. O yüzden günlük rapor alman lazım. Ya o denetimi yapman gerekiyor. Yaptığımı yapmadığımı görmen lazım. Bunu her gün yaptığınız gibi haftalık bir tekrar hafta boyunca biz ne yaptık? Bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Ve nihayet ay sonunda beklediğimiz puanlar gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? Bunu mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bizim sadece hani bir ay atlayabiliriz. Başka da şansımız yok. Yani diğer promosyonlar gibi değil. Daha önceki yıllarda bildiğiniz gibi 9 ay sürüyordu. Ve bu 9 ay boyunca 5 ayında yani bazen birbirini takip eden 5 ay, bazen aralıklı 5 ay gibi oluyordu. Ama şu an arkadaşlar sıkı bir promosyon ve sıkı çalışmaya gerektiren promosyon. Tedbiri asla elden bırakmaman lazım. Direksiyonu hiç bırakmaman gerekiyor. Sürekli ekibini gözden geçirmen gerekiyor bu süreçte. Rabbim herkese inşallah gönlündeki promosyonu kazanmayı nasip etsin. Çünkü ben şunu biliyorum ki daha promosyonu açıklanmaz dediler ki ben yapamam. Diyenler oldu. Yani adım gibi eminim olmuştur yani. Sana geçmiş olsun. Senle Malezya'da görüşemeyeceğiz maalesef. Belki burada bile görüşemeyeceğiz. Bilemiyorum. Çünkü arkadaşlar bakın bu burada kalbin ekmeğini yersin. Burada ne varsa o. Eğer sen baştan inanmıyorsan yapabileceğine ya mümkün değil. Yani çünkü başarı inanmakla gerçekleşiyor. Ama şöyle söyleyeyim size. Liderlerinizle oturun. Planlamalarınızı yapın. Arkadaşlar bu işin nasıl yapılabilir olduğunu göreceksiniz. Bakın 25 puan gözünüze büyük görünüyor ama sayıya gittiğiniz zaman o sayıyla onu çıkarmak çok kolay. Sen şundan korkuyorsun ya ben çıkaramam. Ya sen çıkaramayacaksın ki birader. Kardeş sen çıkaramayacaksın ki. Ekipçe çıkaracaksınız bunu. Ekibini çalıştıracaksın. Liderlik yapacaksın.